Başkanım, pazartesi günü keyifli bir maç izledik. Skora yansımadı ama maçla ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Hem hava güzeldi hem sahamız güzeldi. Biliyorsun 2 haftadır burada oynuyoruz iç saha maçlarımızı. Kazanamadık. İnşallah bu hafta Pendik'te iyi takım biliyorsun. Lideri devirdi. Onları yenebilir ya da puan alabilirsek İstanbul'dan iyice bir rahatlarız. Artık önümüzdeki senede programı daha iyi yaparız kendi açımızdan. Bakalım. Gençler Birliği'ne bayağı bir oyuncu kazandırdı bu takım. Bu sene yine sahada birkaç tane cevher var. Gençler Birliği'ne Mesut Bakkal da almayı düşündüğünü belirtiyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi zaten biliyorsun bizim esas işimiz Gençler Birliği'nin altyapısı. Sonra bizim için oraya oyuncu yetiştirmek. Hepsi bence birkaç değil, bayağı bir fazla oyuncu gene bu sene yukarıyı zorlar, yapar. Bunların içinde siz de biliyorsunuz, Mesut Hoca da takip ediyor. İlhan Bey özellikle çok seviyor. Bugün toplantısı olduğu için gelemedi ama gelir seyreder. İnşallah vereceğiz, birkaç oyuncu daha vereceğiz ama altta da yeni oyuncu, yeni arkadaşlarımız var. Bize bir şey olmaz. Onlar alır, seneye yine yolumuza devam ederiz. Ya şöyle bir durum var benim kendi tespitim. Hacettepe gerçekten çok güzel oyuncular veriyor. Geçen sene 5-6 tane oyuncuyu kazandırdı Gençler Birliği'ne. Siz göreve yeni geldiniz. Kongre yaklaşıyor ve yeni yönetim kurulacak. Bu iş bir plan program dahilinde yürümüyor gibi sanki. Yani biraz tesadüflere kalıyor Gençler Birliği'nde futbolcuların gitmesi. Ya şimdi o konuda şöyle söyleyeyim Milat'cığım. Tesadüf bir olur iki olur. Biliyorsun yıllardır yukarı futbolcu veriyoruz. Ama bu sene tabii biraz yönetimsel anlamda sıkıntılar oldu. Eski yönetimden biz yaparken kongre biraz geç yaptık ama önemli değil. Gene takımımız bu sene burada kalır inşallah. Yani kalacağız da zaten. Onda bir sıkıntımız olmaz. Seneye de daha iyi hem yukarı oyuncu vereceğiz hem şampiyonla oynayacağız. İnşallah eski ismi Bankasya, yeni ismi PTT Lig'e de çıkartacağız seneye bu takımı. İnşallah. İnşallah. Hocam keyifli bir maç geçti ama skora yansımadı. Maçla ilgili ilk önce bir değerlendirmenizi alalım. Şimdi arkadaşlar Hacettepe bildiğiniz gibi bu ligin yaş ortalaması en genç olan takım. Ve bu takımımız bundan 3 sene öncesi 3. ligde bulunduğu süreç içerisinde hep zirveye oynadı. 3. ligde her sene playoff oynarken çok ucundan kaçırdığı maçlar oldu ama hep yukarıyı teneffüs etmiş bir takımdı. Şimdi bu sene doğal olarak tabii 5 tane kalburüstü oyuncusunu Gençler Birliği'ne vermiş olması, onların yerine deneyimli oyuncu değil aşağının genç yetenekli oyuncuları monte ederekten daha zor bir ligde mücadele ediyor olması ister istemez takımı orta sırada bir yukarıda bir aşağıda tutar oldu. Ve şimdi tabii biz istiyoruz ki oyuncuları lige hazırlayalım, Gençler Birliği'ne hazır oyuncu sunalım ama öbür taraftan da bir gerçek var. Hacettepe takımının bu ligde yaşamını devam ettirmesi lazım ki. Yani tabii çıkmasını gönül arzu eder ama mantıklı düşünecek olursak kadro kalitelerini diğer takımlarla kıyaslarsak bizim için henüz erken. Niye? Şimdi bakıyoruz Mahmut olsun, Burak olsun, Atabey olsun, Soner olsun, Eren olsun bu çocuklar A takımı zorlayan bir durumda. Bunları eğer ki gönderecek olursak 5 tane de geçen sene gönderdik. Bunların yerine bir anda deneyimli oyuncu koyamıyoruz. Bu çocuklar da tabii 3 senedir bu ligde oynadıkları için veya Hacettepe'de oynadıkları için artık sıçrama yapmak istiyor. Sonucunda yeni oyuncuları monte etmek zorundayız ama puanlar kazanmak zorundayız. Şimdi bugün için evet 2 puan kaybetmiş görünüyoruz ama profesyonel ligde kazanamadığınız zaman kaybetmedikçe alınan her puanın ileriye dönük mutlaka bir getirisi olacaktır. Unutmamak lazım ki Hacettepe bundan önce 6 tane deplasman galibiyet başarısı elde etmiş bir takımdır. Evet. Deplasmanda biraz daha rahat oynuyoruz. Üstümüze gelen takımlara karşı daha akıllı takım savunması yapıp daha etkili kontrataklar yapıyoruz. Bugün Atabey biraz yalnız kaldı hücumda ama bütün oyuncularımız süreçte 36 haftalık maratonda 36 haftayı da top seviyede oynamalarını beklememiz biraz haksızlık olur. Şimdi milli takımdan da yeni döndü zaten. Yani bir de öyle bir handikap yaşadık. Ancak biz Hacettepe olarak kalan 4 haftada maksimum puanları alarak ligi iyi bir yerde bitirip ama oyuncu yetiştirmeye ve gelişime hiçbir zaman dur demeden çalışmalara devam edeceğiz. Bundan önceki meslektaşlarımın Hacettepe'ye vermiş olduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Altyapıda bildiğiniz gibi birlikte çalıştığımız bir arkadaş grubumuz var. Onların emeklerine çok teşekkür ediyorum. Sonucunda Gençler Birliği bir futbol akademisi misyonundadır. Ve bu özelliğiyle Türkiye'de çok sevilen
ve çok pırıl pırıl tertemiz bir mektepli okuldur. Böyle bir kulüpte ve oyuncu gruplarıyla çalışıyor olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. İnşallah oyuncularımızı daha iyi bir geleceğe hazırlarız. Mutluluğu hep birlikte sezon sonunda paylaşırız. Hocam gelecek sene Gençler Birliği'ni göreceğimiz futbolcular var mı? Sahada biraz ses çıkartıyoruz şimdi, ama. Şimdi değerli arkadaşlar inanın Mustafa Kaplan şu anda A takımda teknik evet. kadroda. O oradan talep ediyor. Biz buradan iteliyoruz ama Mesut Hoca'nın kararı muhakkak ki en doğru karardır. Biz görevimizi yaparız. Hocamızın vereceği karar bizim için çok önemlidir. Ama biz iddia ediyoruz en az 4 tane 5 tane oyuncu ha ne olur genel kadro içerisinde olur da lig içerisinde ne olacağı hiç belli olmuyor. Şimdi kim diyebilirdi ki İrfan Can Kahveci'nin buralara kadar geleceğini. Biz ama İrfan'ı bugün bu sahada hayal ettik. Bu ligi sahaya 3 beden fazla. Yani şimdi düşün oradaki 5 tane oyuncu şu kadroda olsa. Evet. Yani direkt şampiyonlar rakibe top göstermeden futbol oynarlar. Evet. Ama o çocuklar görevini yapıp çıktı. Biz şimdi yeni İrfan'ları bulup yetiştirmek zorundayız. Emeğinize sağlık hocam. Ben tüm emeğe geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İlginize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hacettepe'nin gol makinesi Atabey ile beraberiz. Bugün gol atamadı ama bu sezon performansıyla göz dolduruyor yine. Atabey maç nasıldı? Değerlendirmeni alalım. Ya bu maçı değerlendirecek olursak takım olarak zaten kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadık ama olsun yenilmedik de. Çok önemli maçtı bizim açımızdan. Bu maçı kazanamadık ama işte önümüzdeki maçı, önümüzdeki maçları kesin almamız lazım. Bu lige tutunabilmemiz için. Onun için önemli bir maçtı. Gençler Birliği taraftarı seni ilgiyle takip ediyor. Evet. Gençler Birliği formasıyla görmek istiyor. Gençler Birliği hocasının da takibinde olduğunu biliyoruz. Kendisi evet. de söyledi. Nasıl gidiyor? Bu sezon performansını buldun galiba. Evet bu sene performansım işte gitgide daha çok arttı. Milli takıma çağırdım Ümit Milli Takımı'na. Orası da alışık olduğum bir ortam. Hemen uyum sağladım. İki tane de gol attım zaten. Onun dışında zaten A takımda bildiğim bir ortam. İnşallah seneye orayı daha çok benimseyip daha uzun süre forma giymeyi hedefliyorum. Şöyle. Takipteyiz zaten. Teşekkürler.